ticaretin gideceği çok yol var. Dünyada gittiği yer belli, dünyada bile gideceği çok yol varken Türkiye'de şimdi çok büyük oyuncular olmasına rağmen hala o oyunculara, rakip büyük oyunculara bile yetecek kadar da pazar var ya, fırsat var ileride. Nightsign'ı ne düşüneceğim? E-ticaretle beraber birkaç kategori daha var perakende de. Bunların büyümesi önümüzdeki 20 sene boyunca garanti. Kolay değil. Herkese merhaba, Kolay Değil'e hoş geldiniz. Bu bölüm aslında bir izleyici isteği. Soru da bayağı uzun. Belki böyle soruları ayrı ayrı cevaplayarak bu bölümü anlatırız. Hani başlık bölüm başlığı ne olacak bilmiyorum ama ticaretin özeti gibi bir şey olacak bu. Şimdi soru, toptan perakende satış maliyet dengesi nasıl yapılmalı? Buradan ilk sorudan şunu anlıyorum. Satışlarımızın kaçta kaçı toptan, kaçta kaçı perakende, işte maliyet dengesi o tarafta, hani kendi içindeki denge nasıl olmalı ve herhalde nasıl maliyetler olmalı gibi bir soru var. Şimdi toptan perakende dengesi yaptığınız sektöre göre değişir, klasik cümleler. Ama hemen sadete gelmek istersek ben mümkün olduğunca perakendeyi tavsiye ederim. İşinizdeki toptan perakende dengesini gün sonu nakit akışınıza bakarak ayarlıyor olmanız lazım. Çünkü çoğu zaman toptan ticaret sizi nakit akışında eksiye götü sokarken perakende ticaret, hani peşin satıp vadeli ödediğiniz tedarikçiye modeller sizi avantajlı konuma düşürecektir. Tam tersi, yani birinde toptan satarken malı peşin peşin üretip maliyetlere girip parayı vadeli tahsil ederken, perakende ticarette malı peşin satıp kendi tedarikçinize vadelerde ödüyor oluyorsunuz. Bu durumda aslında bunu koyduğumuzda, böyle yan yana dillendirdiğimizde bile dengenin nasıl olması gerektiği ortada yani. Hani ikisini birden yapabiliyorsanız mümkün olduğunca perakendeye ağırlık vermenizde fayda var. Yani ikisinde de çok kendinizi güçlü hissediyorsunuz ama ya ben zaten toptancıyım, hani perakende zaten çok nadir arada bir yapıyorum diyorsanız toptancı olmaya devam edin. Ama işinizde bence yine de bir %20'lik, %25'lik bölümü cironuzun perakendeden gelmesi, bu online olabilir, fiziksel bir mağaza olabilir veya diğer kanallar olabilir, yani pazar yerleri vesaire vesaire. Muhakkak %25'inin oradan geldiğine, yani pure tamamen tamamının toptana dayalı ve o toptan müşterilerinize dayalı olmamasına dikkat edin. Bir tavsiye daha vereyim burada. İyi bir şirket organizasyonu satışlarını hiçbir zaman bir kategoriye, satışların hiçbir zaman %20'den fazlasını bir kategori veya bir müşteriye veya bir tedarikçiye bağlamaz. Bu satın almada da, müşteride, satışta da böyle. Yani sizin 100 binlik satışınız varsa, işte toptan müşterileriniz var, bir tanesine 70 bin liralık satış yapıyorsunuz, diğer müşterilerinizin hepsi toplamı %30 yapıyor. İşte o %70 çok tehlikeli. O %70'in maksimum %20 olması lazım. Yani 5 tane büyük müşteriniz olsun %20'lik, öyle dağıtın işi. Çok basit bir sebebi var. %70 sizden vazgeçmek zor geçtiğinde batarsınız. %70 bunu bileceği için vazgeçemeyeceğinizi size çok 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 taleplerde gelir. Sürekli sizi zorlar. Ki tam tersi, tedarikçisini desteklemesi gerekirken aynı gemideyiz mantığı. Sizi çok ciddi sıkıntıya sokar. O yüzden bu tarafta, yani işin müşteri tarafında da veya satın alma tarafında da, tedarikçilerinizin çeşitlendirmenizde, alternatif yaratmanızda, işleri bölmenizde muhakkak fayda var. Mesela iyi satın almacı da böyle yapar. Yani tüm şeyi, yumurtaları tek bir sepete koymaz doğal olarak. Perakende ve internet satışlarında, yani mağazacılığı kastediyor herhalde, satışları nasıl stok tutmalı? Yılda bir kere zarar ederek indirim yapmak mantıklı mı diyor. Şimdi şöyle, yine burada en değerli model, mümkün olduğunca sizin stok tutmadığınız bir model. Yani mümkünse konsinye malı satın, konsinye alıp yani sattıkça tedarikçinize vadeli ödeyebileceğiniz model. Hani insafsızca duyulsa bile şirket için gün sonunda en mantıklı model bu. Yani siz mal satmaya çalıştığınızda bir yere, büyük ihtimal sizden bu taleplerle gelecek sizin mal satmak istediğiniz firma, perakendeci. Nasıl stok tutacağınızla ilgili en kritik konu,
sizin stok devir hızının en yüksek olduğu, yani stoğunun stok devir hızının en hızlı şekilde, yani daha doğrusu şöyle söyleyelim, stok süresinin en düşük, stok devir hızının en yüksek olduğu ürün gamlarına girmeniz lazım. Gün sonunda mümkün olduğunca stoğunuzu hızlı satıyor olmanız, yani bir malı çeviriyor olmanız, yani bir malı aldın, sattın, 3 ayda yaptın bu operasyonu. 3 ayda bir yapıyorsan bunu, malı bitirip tekrar geliyorsa mal sana, yılda 4 defa malı takla attırabilirsin. Bu stok devir hızı çok önemli bir konu. Yine stok süresiyle beraber. Bu tarafta stok devir hızının dediğim gibi en yüksek, stok süresinin de en aşağıda olması çok önemli bir şey. Burada sizin için kritik konu bunları iyi takip ediyor olmanız ve takip ederken de ona göre aksiyon almanız. Yani stoğu yavaş giden ürünlerden mümkün olduğunca daha az sipariş geçiyor olmanız. Yılda bir kere zarar etme konusuna gelirsek, indirim yapmak mantıklı mı? Stok adamı batırır diye müthiş bir laf var. Bizim de ofiste böyle kocaman yazar yani. Stok adamı batırır diye. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. O yüzden yılda bir defa zarar ederek indirim yaparak satmak mantıklı yani. Hani tabii elinizdeki şöyle bir şey varsa, 1 milyonluk stoğunuz var, tüm sene 100 bin sattınız, kalan 900'ü zararla satıyorsanız çok sıkıntılı bir mevzu, ama zaten sattınız yani 700-800 binlik bir satışı oradan, kalan 200 bini zararına sattınız, o size paç aldı, yine bir karlı bir operasyon bırakmıştır yani. O zaman emin olun, zararına bile stoğu temizlemek, daha fresh, daha yeni bir mal ile devam etmek hem müşteri gözünde hem tedarikçi gözünde değerli bir konu. O yüzden mantıklı olabiliyor. Talebe göre mağaza açılmalı mıdır? Yeni bir alanda internet üzerine ne mi yüklenmek mantıklıdır? Talebe göre mağaza açmak, yani kimse size gelip şunu demiyor bu arada. Sizin bir mağazanız var. Müşteriler, böyle son tüketiciler gelip sizden bir talep etmiyor yani. Hani gelin buraya, ne olur bir mağaza açın diye. Oradaki girişimciler, franchise vesaire talebinde bulunabilecek diğer girişimciler böyle bir taleple gelebilir. Buna aldanmıyor olmanız lazım. Yani franchise açmak isteyen kişiyi de doğru yönlendirmek lazım. Ona da bir daha kendini sorgulaması için bir fırsat tanımak lazım. Çünkü insanlar gaza gelir arkadaşlar ticarette ve gaza geldiğinde aslında olmayacak bir yere belki sizin mağazanızı açmak isteyebilir. Size de ilk etapta güzel peşin bir para getirip size bir lisans bedeli de ödediği zaman sizin için de iş tatlı olmaya başlar. Bir de işin hava civa kısmı var. İşte ben 19. mağazamı şurada açtım, 247. mağazamı burada açtım gibi. Böyle şeylerle mağaza açılmaz. Mağaza çok daha analitik düşünerek, birçok istatistik, birçok bununla ilgili bu arada araçlar var. Hani müşteri dinamikleri, talepler, müşteri profilleri, segmentler, yani yazan olursa yönlendiririm. Yani Türkiye haritasında nerelerde neler yapılıyor vesaire ile ilgili taleplere, müşteri gruplarına bakarak gidip mağaza açabilirsiniz. Hani bunu nasıl, büyük mağazalar nasıl yapıyor bunu? Şöyle yapıyor arkadaşlar. Kendi müşteri segmentini biliyor zaten. Örneğin işte büyük bir lüks zincir. Zaten onun alabileceği müşteriler Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, orada, burada, bunların içindeki belirli ilçelerin belirli mahalleleri olduğunu biliyorlar zaten. Adım adım bunları açabiliyor yani. Burada illa bir talebin gelmesine gerek yok. Ki internet diye bir gerçek var. Talep orada her zaman var. Orayı dinlemek, oranın nabzına göre şerbet vermek, orayı iyi takip etmek zaten inanılmaz önemli bir şey. İnternet alanında mı yüklenmek daha mantıklı yine sorunun devamında? Tabii ki. Yani şimdi biz hani burada hani bunun tersini söyleyen yalan söyler. Yani e-ticaretin gideceği çok yol var. Dünyada gittiği yer belli. Dünyada bile gideceği çok yol varken Türkiye'de şimdi çok büyük oyuncular olmasına rağmen hala o oyunculara, rakip büyük oyunculara bile yetecek kadar da pazar var ya, fırsat var ileride. Naçizane düşüncem, e-ticaretle beraber birkaç kategori daha var perakende de. Bunların büyümesi önümüzdeki 20 sene boyunca garanti. Zaten biz de oralara genelde hep yatırım yapıyoruz. Yani bizi takip ederseniz Mugo tarafında nasıl bir stratejimiz olduğunu, neye inandığımızı az çok görürsünüz. Şey marifet değil, onu söyleyeyim. Bugün gidip bir sürü yerde, AVM'lerde mağaza açmak bence bayağı bir aptallık.
AVM'ler her sene çöke çöke devam edecek. Kapanana kapanana yani devam edecek. Görünen köy kılavuz istemiyor bu arada. AVM kapanmasa bile içindeki mağazalar değişip duracak. Çünkü para kazanamıyor olacak. Orada işte girecek adam 6 ay AVM'yi zengin edecek. Yani ödeyecek fazla fazla kiraları. Kapatacak. Yerine başkası gelecek. Hani o heyecanlı o hesap kitabı çağımı yapmayan insanlar olduğu sürece AVM'ler bir 5 sene 10 sene daha götürür ama ondan sonrası gene karanlık bir dünya. Hani bu tüm AVM'ler için söylemiyorum bu arada. Yani daha plansız, programsız yapılan AVM'ler için söylüyorum. İyi yönetilmeyen AVM'ler için söylüyorum. Durum öyle. Umarım bu sevgili izleyicimizin isteklerini ve taleplerini ve sorularını talep demiyorum. Sorularını mantıklı ve güzel bir şekilde cevaplayabilmişimdir. Çok teşekkürler bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.